Merhaba. Ben Bora. Ben Berkay. Kayıt başladı podcast'ini dinliyorsunuz. Berkay, iki kelime söyleyeceğim sana. Evet abi. Dinliyorum. PewDiePie. Ha? Bir de 7 milyon dolar. Yıllık hem de. Abi bu nakit mi? Nakit cash. Cash. Masaya koyuyorum, bitiyor. Şimdi bu nedir abi? PewDiePie şu anda YouTube'dan en çok para kazanan kanalın sahibi olan genç. Yani bir YouTuber. YouTuber. Yani YouTube'un apaçiz diyebilir miyiz kendisine? YouTube'un şeyi diyebiliriz yani, celebrity'si diyebiliriz. Celebrity. Ünlü kendisi. Hı hı. Ne yapar abi bu arkadaş? Bu 7 milyonu nasıl kazanır? Şimdi 7 milyonu hakikaten kazanma şekli bu çok YouTube ilginç. Öncesi mi? Yani vergilendirilmiş kazanç öncesi mi sonrası mı? YouTube'un bir katı var biliyorsun. Yani o çok net yazılmamış. Hı hı. Ama %45'lik bir kesintisi var YouTube'un. Ha, o da iyiymiş. İyi yani. Ortak. Evet, ortak. En büyük ortak. Şimdi abi 7 milyon dolar kazanıyor arkadaş yıllık. Katı hı hı. kesilmesi var mı bilmiyorum da 5,5 milyar izleyicisi var. Hı hı. Arkadaşın. 29 milyonda 5,5 milyar. Evet, yıllık. Yani adamın yaptığı şey şu hocam. Tüm dünya izliyor yani adamı. Gibi düşünebilirsin. Hı hı. Adamın yaptığı oyunları oynuyor. Evet. Oyunların içinde sesli yorumlar yapıyor. Yani oyunlara dublaj yapıyor gibi bir şey mi oluyor? Gibi bir şey yapıyor yani. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor, espri yapıyor falan. Hı. Tabii ben bu bambaşka bir dünyaymış, onu fark ettim. Yani, YouTuber olmak bambaşka yok, bir dünya. Yok, YouTuber olma ayrı bir dünya. Onun bir alt kümesi olarak hı. YouTube'da oyun oynayıp onun üzerine dublaj yapıp insanlara bunu anlatmak. Hep şey derdin ya abi, bir gün gelecek de ondan sonra yaşlanacağız. Ondan sonra bazı şeyler bize anlamsız gelecek ve anlamayacağız evet. gibi bir günü yaşayacak mıyız demiştin ya. Evet. İşte bugünlerde yaşıyoruz bu. 40'a yaklaştığımız şu günlerde bunu yaşıyoruz. Abi yani oyunların üzerine tabii ki yani komik esprili bir şey de bu hı-hı. kadar çok gelir elde edebilme ya da bu kadar çok izleyiciye ulaşabilme. Hı-hı. Gerçekten. Ve bu kadar kaybolan zaman. Evet, bu kadar kaybolan zaman ilginç geliyor. Mesela oyunun aslında bundan telif hakkı alması lazım. Hacı iyi kazanıyor musun sen? Sakal oradan. %45 de biz katlediyoruz canım. Hadi, hadi canım nereye? Mesela bir Minecraft ekibi var abi. İnternet evet, üzerinde abi. Bir Minecraft oynayan ve Minecraft'ı böyle şey yapan, seslendiren, hani birbirleriyle yorum halinde oynayan insanlar var. Hı-hı. İlginç tabii yani. Bizim podcast için de insanlar aynı şeyi düşünebiliyor. Yani vakit öldürüyoruz. Bizde katmak da yok. Abi, katılacak bir şey yok. Çünkü sıfır. Muhteşem bir çarpan. Sıfır çarpı kat sıfır. Sıfır. Dolayısıyla hiçbir şey fark etmiyor. Hayır, İstersen kat %90 de. Tırt. Hocam şimdi. Hocam ben sen devam edeceksin de şu Minecraft'tan bahsedeyim. Minecraft önce. Çılgın oyun. Ben bu anlam veremiyorum Minecraft'a. Şimdi tabii sevgili kızım gelip bana bazen anlatıyor işte burayı yaptım, burayı yıktım, burada kale yaptım, şuradan şuraya atlıyoruz işte bu. Çok güzel tabii yani, insan gurur duyuyor böyle bir. Böyle mesela bir domuz vardı bana gösterdiği bölümde. Domuz kafasına göre donanıyor arazide. Yani o senden sonra kale falan olduğu evler, öyle kütüphaneler mi? Falan yani. Roller coaster falan yapmıştı bir ara. Bir ara vardı öyle şeyler. Hı-hı. Yani bunu tabii anlamakta zorlanıyorum. Hani yaşlılık örneğine gelirsek hı-hı. direkt olarak şey diyeceğim günü bekliyorum. Evladım şu transplantasyon aletini nereden açıyoruz? Çok yaklaştığımı hissediyorum. Teleport açacağım bir. Abi YouTuberlar sadece bununla da bitmiyor. Evet abi, bu oyun dünyasındaki olan YouTuberlar. Bir hı-hı. de şeyler var tabii ki. Böyle ojeciler, rujcular, kozmetikçiler. Ya o kızın ondan hikayesi sonra, acayip Berkay ya. Ben hangi kızdan bahsettiğimizi şu anda bilmiyorum. Ben tanımıyorum öyle bir kız. Hangi otel? Ama benim izlediğim yani YouTuber olma yolunda giden şeyler de var. Türkiye'den de şeyler var. Mesela işte Avon ojede demesi. Evet kızlar, sürüyorum. Bakın kurudu. Nefis kurudu. Hiçbir şey normalde yok. Normalde kurumaz çünkü. Normalde kurumaz. Harika kuru. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Kurudu için mi? Evet. Çünkü neden kestiğimi de alt taraftaki linke tıkıp Instagram hesabımda paylaşıyorum gibi tipler de var. Yani şimdi tabii bu bir pazarlama şeyi. Growth hacking dediğimiz olay da. Evet. Abi o bir kızın hikayesi var, Amerikalı. O da işte bundan 3 yıl önce falan başlamış. 2-3 yıl önce. Ne yapar kızımız? Kızımız yani işte ilk başta ilk videosunu ben çok merak ettim. Gittim izledim. Bir tane işte rimel almış. Onu deniyor böyle. Yani hı-hı. karanlık bir şeyde çekmiş, ortamda çekmiş. Tabii o zaman para yok. Webcam'in kalitesi kötü. Çamur gibi bir görüntü. Çamur, iğrenç. Yani ondan bir ona giriyordur, bir de Ken Frog'a giriyordur o yıllarda. O kadar kötü kalite. Hayır abi, bir de yani oradan geldiği noktaya baktığın zaman o da yıllık gene milyonlar seviyesinde kazanılan. Ken Frog hala yaşıyor mu burada? Bilmiyorum. Ken Frog dediğin şey mi? Yani kurbağa şeklinde kameralar vardı. Ondan bahsediyorum. Ondan bahsediyorum. Evet. Hayır, bana biri göstermişti ve dünya tamamen yıkılmıştı yani. Yani nasıl bir habitat bu diye düşünmüştüm ya. Evet. Abi şimdi bak düşün, adamlar yani bu işte, garip bir şeyde yaşıyoruz şu anda, ortamda yaşıyoruz. Bir yandan çok ciddi yatırımlar yapılarak bir şeyler ortaya konulmaya çalışan hı-hı. işler var. Bu öbür işleri de küçümsemiyorum ama bir anda da sadece böyle daha basit şeylerle
yoğun kullanımdan dolayı kazanılan paralar var. Yani YouTube'dan kazanılan işte bir makyaj malzemesi. Ya bu şey gibi bir şey Boracığım. Köşeye bir tostçu malzemeyim, tost basayım, satayım. Gidip bir internet startup'ımı yapayım gibi bir şey. Bir tanesi primitif. Ondan sonra bas, parayı al. Ondan sonra öbürü milyon dolar seviyesine ulaşamıyorsun. Ulaşamıyorsun tabii ki ama. Hayır ama burada abi şöyle bir şey var. Mesela yine bu listenin içerisinde Disney Collector BR diye bir kadın var. Brezilyalı bir kadın. Evet abi ne yapar kendisi? Kadının yaptığı anladığımız kadarıyla Disney Collector. Yani Disney'i topluyor. Evet Disney'in toplayıcısı. Disney oyuncaklarını alıyor. Hı hı. Ve bunların kutularının açılış videolarını çekiyor işte. Hı-hı. Açtım bu çıktı. Genelde teknolojik ekipmanların videolarını alışkınız aslında biz bu konuda. Evet, unboxing, iPad unboxing, hı-hı, kutuyu açma gösterme İçinden falan. Bunlar çıktı hikayesi falan. Bu kadın da Disney oyuncaklarını açıp birleştiriyor. İşte hı-hı, böyle bir oyuncak oynuyor çıktı. Sonra. Şöyle oynuyoruz, böyle oynuyoruz falan diye. Yani bu kadıncağız da 2,5 milyar izleyicisi var yıllık ve 5 milyon dolares. Hı hı. Para kazanıyor. Brezilyalı olduğu için dolares kazanıyor. Yıllık. Yıllık olarak. Rakamı görünce bir tuhaf oldum. Evet. Toparlayamayacağım galiba. Hocam buradan yatırım için biz hani Türkiye'de yatırımcıların peşinde koşuyoruz ya. Şimdi buradaki listeye baktığın zaman fena rakamla kazanmıyorlar bu abiler. İyi kazanıyorlar. Şimdi YouTube'dan ama yürüsek bunların üzerine direkt mesajla falan hani bir şekilde comment bıraksak altına. Hack yapalım bunlara 5 milyon. Bize yatırım falan diye. Ben buradan çok bir şey çıkaracağımızı düşünüyorum. Yani. Berkaycığım şimdi parayı kazandık YouTube'dan. Ne yapıyoruz onu? Ne yapıyoruz? Alıyoruz, basıyoruz. Nereye? Leyla'ya. Bankaya basıyoruz abi. Gittik paramızı bankaya yatırdık. Tabii. Ama o zaman şöyle bir sorunla karşılaştım. Geçen okuduğum bir habere göre. Evet. Berkaycığım. Türkiye Avrupa'da. Haberler. Haberler. Türkiye bankalara yapılan ataklar, cyber saldırılarda Avrupa'da bir numaralı sıraya yüklenmiş. Yani Türk bankaları yüklenmiş derken upload edilmiş değil mi? Yoksa upload, sen yükselmiş demek. Yükselmiş, yani dilim dönmedi. Hala 5 milyonun şokundayım. Dolayısıyla internet üzerindeki hackerlar ondan sonra Türk bankalarına karşı Gözde Türk bankalarına karşı. Bankalar çok kazanıyor Türkiye'de o yüzden. Ondan bence de olabilir. Bunun sebebini araştırdığım zaman şuna vardım. Bunun sebebi dünya üzerinde Avrupa'da birinciyiz. Hı hı. Avrupa'da birinci olduğumuz ender konulardan bir tanesi. Hı hı. Dünya üzerinde de altıncıyız. Ama ilk 5 sırada dünyada, hı hı, yani en çok cyber atak yapılan bankaların bulunduğu ülkelere baktığımız zaman da 6. sıradayız dünyada. Hı hı. İlk 5 ülkede hattı sayılı büyük ülkeler işte Amerika vesaire falan gibi, hı, ülkeler. Bunun sebebini araştırdığım zaman yazının altında da yazıyordu. Çok araştırmadın yani. Aşağı doğru okuman yetti. Evet yani şey vardır ya. Yani üniversitede ders verirken de hep bu şey çocuk gelir, öğrencin gelir. Hocam ben o konuyu araştırdım. Yani bir arkadaşına sordum. Araştırma olur ya. Yani. Yani araştırınca kütüphaneye gitti falan bekliyorsun değil. Yani yazının altında koyarak devam ettiğimde şunu gördüm ki bunun sebebini uzmanlarımız teknolojik altyapısı gelişmiş olan ülkelerde ondan sonra ilk sıralarda yer aldığını söylüyor. Yani internet hızına kadar hızlıysa, yüksekse dolayısıyla hackerlar için cyber atak, siber atak. Tabii abi şimdi düşün. Tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorsun. 5 milyon doları sen şubeye götürdün bir. Hayır öyle götürmedin. Zaten vezneye verdiğin zaman bir sarsıldı vezne. 5 milyon oraya koyduğun zaman. Oraya gitme. Şimdi ben hackerım. Şimdi evet. 5 milyon doları 56K'dan mı rahat çekerim? Yoksa çok. 2 megabitten mi rahat çekerim? 2 megabit ne demek? Artık fiber 50 megabit. Çok rahat çekerim ben onu. Çünkü geniş bant genişliği para da rahat geliyor. 56K'da o kadar rahat gelmez. O zaman Türkiye altyapısını 56K'ya düşürürsek bir şekilde. Bence sadece bankalarınkini düşünsek yeter ya. Biz yine kendi aramızda iletişimimizi falan yapalım. Kamerayı falan açıp konuşalım, görüşelim de. Yani bankalara bağlanırken 56K mümkünse. Bu arada kamerayı nerede açıyorsun çok merak ediyorum. Abi bizim şeyimiz var ya. Konuşuyoruz.